Herkese selamlar. Bu hafta John Snow'un dirilişi ve bunu onun karakterini tam olarak ne şekilde etkileyeceği üzerine konuşacağız. Dahası kitaplarda bu konuda ne tür işaretler olduğuna dair alıntılar paylaşacağız. Başlamadan önce Martin'in ölüp dirilen insanlar hakkında yaptığı açıklamaları okuyarak bu vahye dönüşme işinin nasıl olduğunu öğrenmekte fayda var. Ayrıca deri hakkında da hatırlamamız gereken şeyler mevcut. Hepsini ele aldıktan sonra John için bunları ne ifade ettiğini Görebiliriz. Martin ile başlıyoruz. Birisi ölümden dönerse, özellikle şiddetli, travmatik bir ölüme maruz kalırsa, her zamanki kadar güzel bir şekilde geri gelmeyeceklerdir. Neydi taş kalp karakteriyle yapmaya çalıştığım ve hala yapmaya çalıştığım şey buydu. Ve tüm bunların habersiz olarak kurulan zavallı Berik Dandarion. Her seferinde biraz daha az birik. Hafızası kayboluyor. Tüm bu yara ezirim. Fiziksel olarak giderek daha çirkinleşiyor çünkü artık yaşayan bir insan değil. Kalbi atmıyor. Damarlarında kanı akmıyor. White ama buz yerine ateşle canlandırılan bir White. Şimdi tüm ateş ve buz şeyine geri dönüyoruz. Ölüm zor bir şeydir. Karakter eski yaşamından daha fazla uzaklaşıyor. Geri kalan şey belki geri getiren amaç duygusu. Henüz yerine getirmediği görevidir. Ölümlerden dönen karakterlerim yıpranmaktan daha kötüsünü yaşıyor. Bazı yönlerden artık aynı karakterler bile değiller. Beden hareket ediyor olabilir. Ancak ruhun bazı veçeleri yani yönleri değişmiş ya da dönüşmüş ve bir şeyler kaybetmişlerdir. Ölümden defalarca geri dönen karakterlerden biri Yıldırım Nordu Belik Danderyon'dur. Her dilişinde kendini biraz daha kaybediyor. İlk ölümünden önce bir göreve gönderildi. Bir şeyler yapmak için bir göreve gönderildi ve sanki ona sarılı şey bu. Onun sarıldığı şey bu. Başka şeyler unutuyor. Kim olduğunu ya da nerede yaşadığını unutuyor. Bir zamanlar evlenmesi gereken kadını unuttu. Ölümden geri döndü. Her seferinde insanlığından bazı parçalar kaybolur ama o vazifesini hatırlıyor. Bedeni ondan uzaklaşıyor ama tek şey bu. Sahip olduğu bu amaç. Onu canlandıran ve onu ölümden döndüren şeyin bir parçası. Sanırım ölümden dönen diğer bazı karakterlerde bunun yankılığını görüyorsunuz. Şimdi bu açıklamaları maddelere ayıralım ve yorumlayalım. İlk olarak Martin'e göre bir kişinin ölüm deneyimi onun dönüşündeki karakterini etkiliyor. Yani kişi ne kadar travmatik bir ölüm yaşamışsa dirilişinde kişiliği o kadar sert bir dönüşüm geçirecektir. Captain Stark bu travmatik ölüme en başat örnek. Zira kendisi bir ihanet sonucu oğlunun ölümüne şahit oluyor ve elbette kendisi de öldürülüyor. Bir anne olarak hiçbir çocuğu hiçbir çocuğunu koruyamamanın ve sahip olduğu tek ailenin de gözlerinin önünde yok olup gittiğini görmesi onda ciddi bir duygusal travmaya sebep oluyor. Sonuç olarak da dirildiği zaman taştan bir kalbe dönüşüyor ve gaddar, acımasız ve sadece intikama odaklı, merhametsiz bir oluyor. Lady taş kalp intikamı için önüne gelen herkesi öldürebilecek biri. Zavallı Peyn çocuğunu eski ketin olsaydı asla öldürmeye yeltenmezdi ama bu dirilmiş yeni haliyle gram merhameti sahibi biri değil. İkinci olarak ne kadar çok dirilirseniz o kadar az insan olursunuz. Bunun için en başarılı örneğimiz de Berik'in kendisi. Berik muhtemelen ilk ölüp dirildiği zaman hala bir insan gibi görünüyor, bir insan gibi hareket ediyor ve hala her şeyi hatırlıyordu. Buna karşın tam tamına 6 kere ölüp dirilen Berik her defasında bedensel olarak kalıcı hasar almaya başlamış. İlk olarak hafızasını yitirmeye başlamış, bedensel olarak aldığı yaralar belli ki hiç iyileşmemiş ve bir noktadan sonra artık ne kalbi akmaya başlamış ne de kanı akmaya devam etmiş. Berik artık yaşayan bir zombi haline gelmiş desek yeri. Bu yüzden dirilmek bir kereden fazla deneyimlemek isteyeceğiniz bir şey olamaz. Zaten bu hafıza kaybı vesaire şeyleri kitaplarda Ayrı'nın Toros ve Berik sahnelerindeki konuşmalarından da görmüştük. Bir de küçük bir ayrıntı ekleyeyim. Toros her defasında Berik'i tekrar diriltmenin zorlaştığından bahsediyordu. Yani muhtemelen ilk seferinde bir öpücükle hızla dirilen Berik her defasında daha uzun süren bir dirilme süreci yaşamış gibi. Bu yüzden tahmin etmek gerekirse bu şekilde ölüp dirilmeye devam etseydi yüksekte ihtimal bir noktadan sonra bir daha da dirilmeyecekti. Evet ki bunun cevabını hiç öğrenemeyeceğiz çünkü tamamen öldü. Üçüncü olarak dirilmek ruhunuzun bazı yönlerini eğilimlerini değiştiriyor. Dönüşüme tabi tutuyor. Yani sizden bir şeyler alıp götürüyor. Yani artık ölümden önceki aynı insan değilsiniz. Farklı insanlarsınız. Elbette ki İlk iki maddeye göre bunun ne kadar büyük bir değişim dönüşüm olacağı sizin nasıl öldüğünüz ve kaç kere öldüğünüze göre değişecekti. Örneğin belik karakteri ölmeden önce kimseyi soyacak ve soyluları esir alıp fidi isteyecek bir değilken ölüp dirildikten sonra bunu ve fazlasını yapabilecek bir değişim yaşıyor. Kısacası karakterler önceden asla yapmaz dediğiniz şeyleri yapabilir hale geliyor. Bu yüzden ölüp dirilen bir karakterin ne yapacağı ve ne yapmayacağı konusunda asla bahse tutuşmamanızı tavsiye ediyorum. Zira yüksek ihtimalle sizi yanılacaklardır. Şöyle düşünün. Daha ölüp dirilmeden önce bile Sam, John'un bebekleri değiştirmesine şaşıyor ve tanıdığı John'un bunu asla yapmayacağını söylüyor. Ama Üstad Emon John yapmazdı ama Lord Snow yapar diyerek aslında yeni durum ve konumların bizi neler yapmaya zorladığını açıklarken bir ihtimal Martin de bize John'un ileride tanıdığımız oğlan olmayacağının ilk işaretini de veriyor gibi. Ve dördüncü olarak bu benim için en ilgi çeken kısım çapa. Ölümden dönme için karakteri çapı vazifesi yapacak bir amaç gerekiyor. Yani arkadaş benim bu dünya ileşim bitti yapacak hiçbir şeyim yok diyorsa ölen kişi Geri falan gelmiyor. Bu yarım kalmış iş meselesi batı kültüründeki hayalet mitlerine benzemiyor mu? Eminim bu konuda birkaç dizi film izlemişsinizdir. Orada hep yarım kalmış işleri olan kişilerin ruhlarının öbür tarafa geçmeyip dünyada kalarak bu işleri ve peşine düştüğünü gördünüz. Bunlar genelde intikam için oluyor ya da işte sevdikleri kişiler için endişeli kişiler oluyor. E Martin'in kendi kültürünün bir parçası olan hayalet metini kullanarak diriltme işinin gerçekleştirmesi çok da şaşılacak bir şey değil ve en önemlisi John'un ilk kitapta Arya'nın anısına öğrendiğimiz hayalet kılına girip mahzenlerde saklanması ayrıntısı ve tabii ki kurduna verdiği hayalet ismi hep John için foreshadowing oluyor. Haliyle hayalet ismi şimdi yarım kalmış iş efsanenin bir parçası olarak daha anlamlı geliyorsa gerek kulağımıza. Dikkat etmişseniz zaten Stark tarafında Theon buna dahil hayat vurgusu da pek bir fazla. Şimdi bu durumda elimizde 3 white, elimizdeki 3 white odaklanırsak onların amaçlarını görmek kolay olacak. Soğuk eli aradan çıkarıyorum. Çünkü onun hakkında uzun zaman önce öldürüldüğü dışında bir bilgi sahibi değiliz. Ama Beric ve Ket hakkında bilgi sahibiyiz. Beric zaten Martin açıklamıştı. Yıldırım Lord'umuz Ned Stark'tan aldığı kral vazifesi görevini icra etmeye başlar ve kral ölmesine rağmen bu vazifeyi şereflendirme adına görevine devam ederken öldürülür. Bu Belik için yarım kalmış bir iş idi çünkü dağı avlama ve adalete teslim etmişti bitirmemişti. E şövalyelerin vazifelerine olan duygusal bağlılıkları düşünülürse Belik için ne kadar önemli bir iş olduğunu anlayabiliriz. Toros Lord'umuzu Ateş öpücüğüyle kendi inancını uygun bir şekilde uğurlamak istediği sırada hiç beklemedi bir şey olur ve berik dirilir. Aslında burada ilginç bir ayrıntımız da var. Toros bunun daha önce defalarca yapıldığını görmesine rağmen asla dirilen biri olmadığından bahsetmişti. Şimdi Berik ateş büyüsüyle dirildi, ateş vaati oldu ve bu Daenerys'in ejderhaların yeniden doğmasından sonra gerçekleşti. Çünkü büyü geri döndü. Bir de küçük bir acaba sorusu eklemek istiyorum. İkinci maddede Beyrek'in her defasında dirilme sürecinin zorlaştığından bahsettik değil mi? Beyrek'in ruhu değişmeye maruz kaldıkça, iyice farklılaşmaya başladıkça acaba vazifesine duyduğu inancı da yavaştan kaybetmeye başlamış ve bu da onun dirilme sürecinin zorlaşmasına neden olmuş olabilir mi? Çünkü Berik en sonunda yani en son seferinde altı çok fazla diyerek bir yerde de yorulduğuna dikkat çekmişti. Herkes bir noktadan sonra huzur ister zaten. E yani muhtemelen de cevabını kitaplardan alamayacağım. Biz biz soru sordum. Neyse. Cat Stark'ın durumunda ise Cat duygusal olarak son dönemlerinde çocukları hakkında buhran yaşayan bir insandı. Sansa esir Arya kayıp ve muhtemelen ölü ve diğer iki oğlu ölmüş. Kocası zaten ölmüş ve teknik olarak elinde bir, bir, tek oğlu Rob kalmış. Kızıl düğünde oğlunu koruyamaz ve gözleri önünde öldürülür. Bir anne için ne kadar korkunç. Kadının batı, batı sıyırması şaşılacak bir şey değil yani. Beni bilen bilir. Ket hiç sevmem. Ama bu kadına bu konuda acımıyor değilim. Yani ölüm şekli çok acıklıydı. Üzülmemek çok zor haline. Ket ölümden önce oğlunun intikamı için Walder'ın deli torununu öldürür ve sonra da o da öldürülür. Aslında Cat ölmeden önce bir dönüşüm yaşamış gibi gözüküyor. Deli Frey aslında masum bir biri ve hiçbir kötü olayın içinde parmağı yok. Cat bunu biliyor ama umursamıyor. Haliyle dirildiğini de masum suçlu albümü yapmadan intikam alan birine dönüşüyor. Cat'in yarım kalmış işi de bu oluyor haliyle. Çocuklarının ailesinin intikamını almak. Yani ne Berek ne de Cat eğer bu amaçlara sahip olmasaydı muhtemelen asla dirilmeyeceklerdi. İkisi de son dönemlerinde duygusal olarak bağlandıkları, dert edindikleri, ızdırap çektikleri ve peşine düştükleri amaçlar için yeniden dirildiler. Bunun dışında bir vaatim özellikle şunlar. Yemek ihtiyacı hissediyor görünmüyorlar ama boğazlarının kuruduğunu ve ve arada bir şeyler içme ihtiyaç orada ortada. Uyku çok ender ihtiyaç duydukları bir şey hatta belki de hiç ihtiyaç hissetmiyorlar ama elbette gözlerini kapatarak bedenlerini dinlendiriyorlar. E, kanlarının rengi sanki siyahlaşmış gibi koyulaşmış bir tonda. Kedin hiç uyumadı falan söyleniyor. Belki dinlenirken gördük ama onun da uyumadığı konuşuluyordu. En azından ayrı öyle düşünüyordu. Melisandre bu White özellikle sahip bir karakter ama resmi olarak açıklanmış bir şey yok. Onun White olduğu kuramı doğru ise o zaman 1-2 saat dahi olsa uyudu oluyor bunların. Tabi Melisandre ileride buna da ihtiyaç duymayacağını inanıyor. Bu açıklamayı yorumladıktan sonra söylemem gerekir ki White'lar konusunda hala bilmediğimiz bazı noktalar mevcut. Örneğin ilk seferinde ölüp dirilen bilhassa bedensel olarak çok fazla zarar almamış bir karakter hala üreme yeteneğine sahip midir? Ölüp dirilen birinin ömründe bir uzama oluyor mu? Yani bir vampir gibi zaman vücuduna yavaş etki ediyor ve atıyorum bin sene kadar yaşama imkanı bulunuyor mu? Yoksa diğer insanlar gibi yaşayıp ölüyorlar mı? Bu sorulara cevap olabilecek bazı işaretler, iş hikayeler, efsaneler var ama kesinlik arz etmemekte. Bu yüzden de net bir şey söylemek güç. Örneğin Gri kralın bin sene yaşadığı söylenir ve yaşlanmasına rağmen bu oldukça yavaş gerçekleşmiş ve zaman içinde saçı ve derisi grileştiği için bu isimle anılmaya başlamış. Şimdi Demir Adalı'nın bu efsanevi kralının evlendiğini ve bir sürü çocuğu olduğunu biliyoruz. Efsaneye göre kendisini ancak denizi kendisini ancak denizi atarak yaşamına son veriyor. E, Ölümsüzler Sarayı'nda deninin gördüğü büyücüler de ateş ve kan büyüsünün takipçileri sanırım. Zira onlara bağlı büyücülerin güçleri de denenin ejderhası doğduktan sonra artıyor ve ateş büleri yaptığını görebiliyoruz. Ölümsüzler kendilerinin adı üstünde ölümsüz olduğunu iddia ediyor ve en az bin yaşındalar ki muhtemelen çok daha yaşlar zira vücutları tam bir mumya gibi görünüyor. Yani muhtemelen ölmeden önce uzun süre yaşıyorlar bu white'lar ama bir noktadan sonra çok da sağlıklı bir yaşama şekli değil gibi gözüküyor doğrusu mumya haline gelip yaşamaya iyi göze bakmam. E belli ki gri kral, gri kral da sonunda yaşamaktan yorulmuş baktı ki ölmüyor ve hayatına son varmaya karar vermiş gibi. Elbette efsaneler Martin açısından doğru ise. Şimdi de deri değiştirenlerin ölümüyle ve ikinci hayatlarına devam etmeyle ilgili kitaplardan bazı bilgiler hatırlayacağız. Doğrudan 5. kitabın açılışı olan Varamir Pov'a geçiyoruz. Kendisi Varamir 6 deri olarak bilinen güçlü bir varg. Sur, savaşında Savaşı'nda Stannis'in saldırısıyla kaçar ve yaralanır. Ölüm düşündedir. Ölmen önce ona yardım eden yabanıl kadının bedeni ele geçirmeye çalışır ama başaramaz ve kendisine ait olan kurtlardan birini içine girerek ikinci bir yaşama başlar. Varamir'den deri mesele ile ilgili bilgi edinmeye başlayalım. Onu yetiştiren Hakko'nun ona öğrettiği birkaç kural var. İnsan eti yemek zelalettir. Bir kurt olarak bir kurtla çiftleşmek zelalettir. Bir başka insanın bedenini ele geçirmek zelaletlerin en beteridir. Şimdi dikkat ettiyseniz zaten Arya ve Bran bu kurallardan iki tanesini çiğnedi bile. İnsan eti yemek ve bir başka insanın bedenini ele geçirmek. Bu ele geçirme meselesi sadece tamamen sahip olmak mı Varemen'in denediği gibi yoksa vorklamak mı emin değilim ama muhtemelen ikisi birden. Ve dürüst olmak gerekirse Martin'in bazı kelime seçimleri de dikkat çekici buluyorum. Bir kurt olarak bir kurtla çiftleşmek. Neden bir hayvan olarak bir başka hayvanla çiftleşmek demiyor ki? bunun sadece kurtla sınırlı bir yasak olduğunu zannetmiyorum çünkü. Bunu artık kendi yorumunuzda yaparsınız. Konuyu dağıtmak da istemiyorum. Şimdi bağ kurulan hayvanlar hakkında bilgi edinelim. Bağ kurulması en kolay hayvanlar köpeklerdi. İnsanlara o kadar yakın yakışıyorlardı ki nerede inse insanlardı. Bir köpeğin derisine girmek kullanılmış, kullanılmaktan yumuşamış bir, bir eski bir çizmeye giymeye benzerdi. Bir çizmenin bir ayağa kabul etmek üzere şekillenmesi gibi bir köpek de bir tasmayı kabul etmek üzere şekillenmişti. İnsan gözünün görmediği bir tasmayı bile. Kurtlar daha zordu. Bir adam bir kurtla dost olabilirdi hatta bir kurdu eğitebilirdi ama hiçbir adam bir kurdu gerçekten ehlileştiremezdi. Hakkon sık sık kurtlar ve kadınlar bir ömür için bağlanırlar derdi. Birine aldığında onunla evlenmiş olursun. Kurt o gün itibariyle senin parçan olur. Sen de onun parçası olursun. İkiniz de değişirsiniz. Şimdi bununla birlikte deri değiştirenler sur ötesinde saygı duyulan ve korkulan kişilerdir. Ama surun güneyinde deri değiştirenler avlanılır ve öldürülür. Muhtemelen star çocukların work olduğunu, work olduğu gerçeğini kuzeyler tarafından öğrenildi korku dolu tepkilerine sebep olacak bu. Ama onlar Stark itaat edeceklerine şüphem yok. Zaten mevcut şartlar göz önüne alındığında hayatta kalmak için Kuzeylilerin Stark'lara ihtiyacı olacak. Onların liderliğine bilhassa Jon Snow'un liderliğine. Bu alıntıda ayrıca kurt ve sahibi arasında çok farklı ve derin bağ oluşturduğunu oluşturduğunu bu bağın iki tarafı da sonsuza kadar değiştirdi okuyoruz. Bu değişimin içeriği hakkında bir bilgi yok ama parçan olur sözünden iki tarafında birbirinden bir parça taşıyıp kurduğun bir parça insanlaştığını ve insanda bir parça kurtlaştığını çıkartabilir sanırım diye düşünüyorum. Ederi değiştirenlerin hakimiyetlerini yitirirse dizginleri hayvanın eline verdikleri için canavarlaştıklarını da biliyoruz. Bilhassa kurt gibi hayvanlar için bu daha tehlikeli bir durum. Şimdi işlerine uzun süre zaman geçirdiğinizde hakimiyeti elden bırakırsanız, kim olduğunuzu bile unutmaya başlıyor ve kurda dönüşüyorsunuz. E bu konuda Rit çocuğunun Bran'ı uyardığını hatırlarsınız. Bu yüzden sürekli ona talim yaptırıyor. Beri geri geldiğinde de Bran'ın yazı ve kendisini iki ayrı kişi olarak algılayıp algılamadığına emin olmak istiyordu. Eğer Bran tek kişi gibi algılamaya başlamış olsaydı bu demek oluyordu ki ikisi de birleşmiş ve Bran canavara dizginlere vermiş ve tehlikeli bir hale gelmiştir. Şimdi uzun bir anlatı paylaşacağım. Burada Varamir'in ikinci yaşam hakkında verdiği bir bilgi ve ayrıca ölüm sonrası kuzeylerin ruhların gittiği yer hakkında bir ayrı bir bilgi ve en sonunda Varamir'in ölümü sonrası yaşadığı tecrübe ve ikinci hayatına başlayış hakkında son bir bilgi okuyup yorumlayacağız. Hakkon kendi ölümünden birkaç hafta önce unuttuğunu söylerler demişti Varamir'e. Bir insanın eti öldüğünde ruh hayvan içinde yaşamaya devam eder fakat anıları her gün biraz daha silikleşir. İnsan daha az var ve daha çok kurt olur. Sonunda insana dair her şey kaybolur ve geriye yalnızca hayvan kalır. Varamir onun bunun doğru olduğunu biliyordu. Bir zamanlar orada ait olan kartarı aldığında diğer değeri değişlerinin onun mevcudiyetini öfkelendiğini hissetmişti. Oral Dönek Snow tarafından katledilmişti ve katiline duyduğu nefret o kadar güçlüydü ki Varamir de kendini Vork çocuktan nefret ederken bulmuştu. Onu yanında sessizce yürüyen beyazlı kurt da gördüğü anda Snow'un ne olduğunu anlamıştı. Bir deri değiştiren başka bir deri değişimini her zaman hissedebilirdi. Mens ulu kurdu almama izin vermeliydi. Bu krallara yakışır bir ikinci hayat olurdu. Varamir bunu yapabilirdi. Bundan emindi. Snow'un istidadı güçlüydü ama delikanlı eğitilmemişti. Yaratılışıyla gurur duyması gerekir iken onunla mücadele ediyordu. Orman cadısı çocuğun ağlayan annesine "Yavrunuz şimdi tanrılarla birlikte" demişti. "Bir daha sadece çekmeyecek, asla acıkmayacak, asla ağlamayacak." Tanrılar onu toprağın içine aldı, ağaçların içine, tanrılar etrafımızda onlar kayaların ve derelerin içinde, kuşların ve hayvanların içinde. Tümsek onlarla birleşmeye gitti o dünya ve dünyadaki her şey olacak. Beyaz dünya döndü ve uzaklaştı. Varamir bir an için büvet ağacının içinde dibindeydi. Ağacın gövdesine olmuş kıvıl, kırmızı gözlerden can çekişen bir adamın yerde zayıfça seyirişini ve kırmızı gözyaşları döküp giysilerini yırtan delirmiş bir kadının ayın altında kör ve kanlı bir halde dans edişini izledi. Sonra ikisi de gitti. Varamir yükseliyordu, eriyordu, ruhu soğuk bir rüzgarın üstünde hareket ediyordu. Varamir karın ve bulutların içindeydi. Varamir bir serçeydi, bir sincapta bir meşeydi. Bir orman baykuşu sessizce onun ağaçlarının arasında uçtu. Bir tavşanın peşindeydi. Varamir baykuşun içindeydi. Tavşanın içindeydi, ağaçların içindeydi. Doğmuş zeminin altında iyice ilerlerinlerde toprak sorulacağınları karanlığın içinde körce tüneller kazıyordu ve Varamir onların da içindeydi. Ben ormanım ve ormanın içindeki her şeyim diye düşündü iftiharla. Varamir'in geçişini hisseden yüzlerce kuzun gaklayarak havalandı. Bir geyik sırtına yapışmış yavruları sarsarak bağırdı. Uyuyan bir ulu kurt başını kaldırıp yukarı boş havaya hırladı. Hayvanların kalpleri tekrar atmaya başladığında önce Varamir'e geçip gitti. Kendi hayvanlarını arıyordu. Tek gözü, sinsi ve avcı, sürüsünü. Kendi kendine kurtlarının onu kurtaracağını söyledi bir insan olarak son düşün düşüncesi buydu. Şimdi ilk anlatıda Martin her ne kadar hayvan teriminde kullanmışsa da yine kurt odaklı kurt terimini kullanmış, bir cümle kurmuş. Daha önce kurt cümlesinde bu kurt kullanımına dikkat çekmem boş değildi yani. Martin bize burada bence işaret veriyor. Bize burada aslında John Snow'un durumunu anlatıyor. Burayı ileride daha ayrıntılı konuşacağız elbette. Şimdi biz e, odaklanmamız gereken kısma odaklanalım. Vor kurdun içinde ikinci hayatını başladığı zaman hayvan ile bütünleşiyor ve sonunda tek hale gelerek insan hayatında dair her şeyi unutuyor. Bu çok doğal zira Bran, Arya ve Jon kurtlarını vorkladığı sahnelerine dikkat ederseniz çocuklar kurt gibi düşünmeye başlıyordu. Onların bakış açısı da her şeyi görüyor ve yorumluyordu. Misal Bran bir yılan ve ejderha ayrımı yapabilir. Ama yaz bu ayrımı yapamaz çünkü resim olarak daha iyi olsa ejderha görmedi. Bu bilgiye sahip değil. Bu yüzden kışlarının yandığı zaman gördüğü ejderhaya kanatlı yılan demişti. Haliyle kurdun içinde yaşamaya başlayan insan bir süre sonra tamamen olayları onun gibi algılamaya başlıyor ve insanlığını da yitiriyor. Bu yüzden Varamir insan olarak son düşüncesi buydu diyor. Hayvanın içine girdiği anda hayvan gibi düşünmeye başlıyor. Hafıza kaybının açıklaması da sanırım insanın yönünü unutmasıyla açıklanabilir. Çünkü kurt ev sahibi konumunda ve doğal olarak baskın olan da kurdun kendisi. Kurdun hafızası insanın hafızasını bastırıyor. Bu unutma meselesi ne kadar zaman içerisinde gerçekleşiyor bilmiyoruz. Bir gün, iki gün... 3 gün yahut bir süre sonra bilgi yok. Bu bütünleşme meselesi aslında daha önce bahsettiğim gibi yaşayan work ve hayvan içinde geçerli bir durum gibi görünmekte. Ama bedensel olarak tekleşince daha kalıcı oluyor ve insan tamamen yok oluyor gibi duruyor. İkinci alıntıda Vermeer'in John Snow'un da bir deri değişen olduğunu hissettiğini gördük. Demek ki deri değişenin arasında görünmeyen bir bağ söz konusu. İnce de olsa birbiriyle bir bağ kuruyorlar. Muhtemelen o bağ en başından beri hep var. Sadece hissetmekle kalmıyorlar. Ayrıca güçlerinin seviyesini de görebiliyorlar. Varamir John'un güçlü bir work olduğunu söylüyor. Ama eğitilmemiş olduğunun ve gücüyle mücadele ettiğinde gayet farkında. Bunu seziniyor. John zaman zaman ben insanım kurt değilim dediğini okuduk. Bu da onun olduğu şeyle mücadele ettiğine dair bir işaret aslında. Misal Arya ve Bran bu konuda hiç müdür, mü, mü, mücadele etmiyor. Hatta Arya'nın kendi sık sık kurt olarak e, tabir ettiğini gördük. Ayrıca Jon'un kurdunun ikinci bir yaşam için çok iyi bir seçenek olduğunu görüyoruz. Sonuçta bir ulu kurt bu. Muhtemelen vahşi doğadaki en güçlü hayvanların başına gelen bir türden bahsediyoruz. Yani burada en dikkat çekici kısım bir kral için harika bir ikinci hayat olurdu sözü. Varamir bir kral değil ve kendisini özel bir çeşit lord gibi gördüğünü biliyoruz. Peki bu kral nereden çıktı? O kral Jon Snow'un ta kendisi. Ayrı sırak inceleme videomda hatırlarsanız kara kedi sahnesindeki kedinin simgesel olarak Jon'u temsil ettiğini ve Martin'in bize bu kedi aracılığı ile Kızıl Kale'nin ve doğal olarak da demir tahtın asıl sahibinin Jon Snow olduğunu anlattığını söylemiştim. Yani Jon Snow özünde daha taş giymemiş olsa bile Westeros tahtının asıl sahibi olan kral. E bunun dışında Robb'un Jon meşrulaştırarak Stark ismini verdiğini ve Kuzey Tahtı'nın varisi olarak onu seçtiğini biliyoruz. Hayli Jon Snow ayrıca Kuzey Kral olarak da karşımıza çıkıyor. Hani buradaki bu krala layık sözünün asıl işaret ettiği kişi Jon Snow oluyor ve Martin bize yine onun kitap sonundaki durumu hakkında da işaret vermiş oluyor. Üçüncü alıntıda Kuzeylilerin inancına göre ruhların doğa doğayla bütünleşini okuduk. Martin bir agnostik bu yüzden yüksekle ihtimal bu benzer düşünce sahip olması muhtemeldir. Aslında dördüncü alıntıya geçtiğimiz zaman bunun Martin açısından daha doğru olduğunu düşünmemizi sağlayan bir bilgi içerdiği ortada. En azından bu durum diğer insanlar için geçerli olmasa bile deri değiştiren ve yeşil görenler için kesinlikle doğru bir bilgi. Gördük ki Warmer öldüğü anda kendini bir anda ağaçların, kuşların, hayvanların hatta toporan altındaki solucanların içinde buluyor ruhu oradan buraya atlıyor yani Varami'nin ruhu yaşayan her canlının bitki ya hayvan işine giriyor ve en sonunda kurdunun içinde ikinci hayatına başlıyor Melisandre'nin Johnson'a öyle konuşur sahneden birine geçiyoruz şimdi burada Varami'nin söylediği gibi John'un sahip olduğu güçle mücadele dikkat çekiyor Melisande dizlerinin üstüne çöktü ve hayaletin kulağının arkasını kaşıdı sur tuhaf bir yer ama eğer kullanmayı burada güç var senin içinde ve bu hayvanın içinde güç var. O güce karşı koruyorsun ama hata ediyorsun. O gücü kabul et, onu kullan. Ben kurt değilim diye düşündü John. Sur gerçekten manyak bir yer. Hala içerini tam olarak çözebilmiş değilim. Burada kesinlikle büyük bir büyük gücü var. Melisrande povunda bunu onun düşüncelerine de gördük. Kadının yaptığı büyüler çok daha güçlüymüş burada. Şimdi mantık kuralım hemen. Melisrande ateş ve kan büyüsü kullanıyor. Ejderhalar doğunca bu ateş temelli büyüler güçlendi. Öyle ki artık dirilme ayinleri işe yarıyor ve Berik ile Ket ölümden dönüyor. E buna rağmen Melisand de surdaki büyünün yaptığı büyüleri daha da güçlendirdiğini söylüyor. Hatta öyle ki gölge bebekler bile burada daha korkunç ve güçlü olurmuş. Bunun için bir ara John'u bile kullanmak istemişti, niyetlenmişti en azından. En azından biz öyle sezinledik. E, Martin'in bir sözünü paylaşmak istiyorum bu konuda. Üçüncü romanda John ve Hayret ile ilgili önemli bir nokta var. Romanda onu hissetmediği bir dönem var. Onu daha önce olduğu gibi hissedemiyor sonra tekrar hissedebiliyor. Bu küçük ama yine de önemli bir konu. Şimdi ilk seferinde bunu John ve Hayret arasında fark edemediğim bir şey olduğunu düşünmüş ve bu küçük ve önemli ayrıntının ne olduğunu düşünsem de bir şey aklıma gelmemişti. Sonra geçenlerde fark ettim ki, ki arasındaki bağlantıdan ziyade sur ile ilgili bir şey var burada. Elbette hala belki bu ikisi arasında bir bağlantı ile ilgili bir şey de olabilir ama bu sur meselesi işin içindeki asıl durum gibi. John sura tırmandıktan sonra hayaleti hissedemediğini ve rüyasında bile göremediğinden bahsediyor. Çünkü aslında onu vorklayamıyor. Ancak hayalet kitap sonunda döndüğünde onu yeniden hissetmeye başlıyor. Hatta bana göre bağlı biraz daha güçlenmiş gibi bile geldi. Neyse surdaki büyü her ne ise sadece ak gezenleri ve buz vaytlarının geçmesi engel olmuyor. Ayrıca ateş ejderhalarının geçmesine engel olduğu gibi bir vork ile kurdun arasındaki büyüsel bağı da kopartıyor. Böylece birbirlerini hissedemez hale geliyorlar. Bunun bir diğer kanıtı da 5. kitapta John'un kurtlarının hepsini gördüğü rüyada yazık görememesi bence. Şimdi Rick'ın kurdunu hatta Ayrı'nın kurdunu gördü ve ne yaptıklarını bile biliyordu. Görüyordu çünkü. Belli ki kurt arasındaki bağ da erişmiş, erişmeye başlamış John. Sanırım Bran sonrası aydaki en güçlü Walk John'un kendisi gibi. Özetle surda gerçekten de çok güçlü bir büyü var ve surda yapılan büyülerin daha güçlü olmasını sağlayan bir kaynak vazifesi görüyor. Bu büyünün kaynağı nedir? Bilemiyoruz. Bir ihtimal ormanın çocuklarının kullandığı büyüyle aynı olabilir. Yani doğa büyüsü, yeşil büyü. Ölüler kan kuzgun mağarasına da giremiyordu ama surun aksine Bran yazı worklayıp yaptıklarını görebiliyordum mağara dışında. E demek ki aynı büyü olmasıyla olmasa bile benzer bir büyü içeri söz konusu. E bu sur ve büyü meselesi daha çok uzar zaten bu yüzden surda her büyünün daha güçlü olduğu bilgisini aklımızın köşesine bir tutalım. Çünkü kat ve kat daha güçlü oluyor. Devam edelim. E diğer yandan Melis Jon'un kendisine güç olduğunu ve ayrıca hayeti içinde de güç olduğunu söylüyor. Bunu da unutmayalım. E bu kurtlar yüksek ihtimalle ejderhalar gibi kanlarında büyü barınan hayvanlar. Şimdi ilk gördüğümüz andan itibaren olan dışı şeyler sezinledik, gördük ve dahası diğer karakterler de gördü bu kurtlar hakkında. En önemlisi Stark çocukların kanlarındaki warp büyüsünü tetikleyip faaliyete geçiren de bu kurtların varlığı. E zaten ulu kurtların Stark arması olması da boşa olmadı aşikar. Ejderhaların Targaryen, ile olduğu gibi ulu kurtların Starklarla bir ilişkisi bağ var. Niteki Martin de ulu kurtların Starklarla bilhassa bu nesilde armadan kullanışlı mecazdan daha fazlası olduğunu söylemişti. Yani John hayalet ve sur içinde büyü var. Unutmayın bunu. Şimdi sonunda tam anlamıyla John Snow'un diriliş meselesine girebiliyoruz şükür. Bildiğiniz üzere John 5. kitap boyunca Arya Stark'ı Ramsay'in elinden kurtarmak için yeminlerin etrafında böyle dönerek bu işi başarmaya çalışıyor. E, M.S. işte kızı kurtarması için serbest bırakıyor ama pembe mektup ile beraber Arya'nın kaleden kaçtığını ve Ramsay'in de onun peşinde olduğunu öğrenince sonuçlarını umursamadan yemin bozma olduğunu bile bile yanına adam alıp Arya'yı kurtarmak ve Ramsey ile yüzleşip onu öldürmek için güne inmeye karar veriyor ve sonuç olarak bir yemin bozan olarak Bowen Marsh ve adamla tarafından da öldürülüyor. Şimdi ölmeden önce John'un son sahneleri ile ilgili iki şeye dikkat eder. İlk ölürken Arya düşmeye devam ediyor ve ikincisi Hayret'in ismini söylüyor. Bu son kısım tanıdık çünkü Rob Stark da ölmeden önce Gril rüzgar diyerek ölmüştü ve Rob'un da bir work olduğunu biliyoruz. Bu kısmı zaten itiraz eden kimse yoktur diye düşünüyorum. Daha denk geldim hatırlamıyorum. Jon Snow da Rob Stark da öldükten sonra ulu kurtların içinde ikinci hayatına başladı. Gerçi Jon'un ölmediğini ölmediğine inanan küçük kitle de var. İkisinin de bunun bilinçsiz yaptığına şüphe yok. E, çünkü eğitilmemişler. Rob'un kurduda kurdu da öldürüldüğü için Rob için ikinci hayat oldukça kısa sürdü ama John için durum tabii ki farklı. Hayır, yine de hani olur ya şüphe edenler varsa diye John'un kurdunun içine girdiğine dair işaretleri gözden geçirelim. İlk dikkate değer işaretler Varamir sahnesinde karşımıza çıkıyor. Kurt sürüsü olan bir Vorg'un son anları. Ölümü sonrası yine bir kurdun içinde ikinci hayata başlıyor. Varamir'in hayalet hakkında söylediği bir, bir, için, bir kişi için ikinci yaşama layık bir hayvan sözü. John için de aslında hatırlarsanız bu söz. Kral kendi kurdun içine girdi ve ikinci yaşamı başladı bile. Kurt ve Vorgun birleşimi iki tarafı da değiştirmesi özellikle dikkat çekilmesi. İkinci yaşamı örnek verilirken Martin'in bunu yine bir kurt terimi kullanarak yapması. Sonuçta bir deri değişlerin her zaman kurt voklamadığı gibi illa kurdun içinde bir ömür sürecek diye bir şey yok. Pekala başka bir hayvan da olabilir bu. E bu sebeple kurt yerine devamlı olarak hayvan temini kullanmak daha doğru olurdu. Ama Martin bize John'un başına geleceğini anlatmak için bu kurt odaklı War özelliklerini ve ikinci yaşamı anlatıyor Warhammer sahnesiyle. E dikkatli okuyucular zaten bilir. Kitapların açılış sahneleri muhakkak kitapların bir noktasında bir karakter pof sahnesiyle ilişkilidir. Örneğin Dönücü kitabın Page sahnesi Sam'in son pof sahnesiyle ilişkiliydi. E bu arada küçük bir bilgi de vereyim video konusuyla doğrudan alakalı değil ama konusu geçtiği için belirtmek istedim. Martin eğer kitabı kargalar ve dans olarak ikiye bölmeseydi iki açılış povundan Pet'in povunu tutacağını söylemişti. bu açıdan bu pova ayrı bir dikkat etmek gerekebilir. Konuya dönersek 5. kitabın açılışının Varami üzerine üzerinde kurtlar ve deli değiştirenlerin ikinci yaşam meselesi olduğu için kitapta bu John karakterinin yaşadığı tecrübeyle doğrudan ilişki bir açılış sahnesiydi. Ölen tek deli değiştiren John'dur ve ölürken Hayret'in ismini söyleyerek bize işaret verilmiştir. E bir diğer işaret de yine aynı kitapta Melisande Povundan geliyor. Yani hani okuyucu anlamadıysa Martin kafamıza böyle çekişle çivi çarpmak istemiş gibi. Alevler, hafif çıtırdadı ve Melisandre çıtırtıların içinde fısıldanan Jon Snow ismini duydu. Jon'un uzun şurası Melisandre'nin önünde yüzmeye başladı. Kırmızı ve turuncu dillerle çizilmişti. Bir görünüp bir kayboluyordu. Titrek bir perdenin ardında yarı görünür bir gölgeydi. Şimdi bir insandı. Şimdi bir kurt. Şimdi yine insan. Ama kafa tasları da oradaydı. Kafa tasları Jon'un etrafını sarmıştı. Aslında buradaki yarı görünür gölge tarifi tam da bir hayalet bitirmesine benziyor. Sonuçta hayaletler yarı saydamdır ve yarı görünür vaziyettedir. Martin yine bize bir hayalet göndermesi yapmış yani. Hayranların arasında sık sık bu dirilenler için zombi benzetmesi yapıldığını okudum ama hayır zombi ile uzaktan yakından alakası yok bunların. E, zombiye benzeyen tek şey işte ötekilerin kullandığı ölüler. Dirilen Berik, ket, Soğuk ve ileride John aslında hayalet gibiler yarım kalmış işlerini tamamlamak için geri dönen insanlar bunlar. Elbette ki gerçek hayat değiller. Zira bedenleri yeniden hayat bulup yaşıyorlar. E, John'un yüzünün ilk başta insan ve sonra kurt ve daha sonra yeniden insan olarak görünmesi onun öleceğine, kurdun içine gireceğine ve sonra tekrar insan bedene gireceğine işaret ediyor. Elbette Martin tek bir şeyle birden fazla şey anlatmayı da sevdiği için bunun bir diğer manası John'un kurt ve insan arasında gidip gelen bir kişilik sergileyeceğine de işaret ediyor olabilir. Ama ilk ve asıl manası %99 bu ölüp dirilme meselesiyle ilgili. Ve geldik meselenin en civci yerine, civcivli yerine. John sınav nasıl tekrar kendi bedene geri dönecek? Şimdi bunun için artı öne sürülen görüş John'un geri getirecek, John'u gene getirecek kişinin Melisandre olduğu yönünde. Sonuçta e, surda ölüleri diriltme yetenekleri olduğu bilinen bir kırmızı rahibimiz var. Ve elimizde de John gibi tekrar hayata dönmesi gereken bir ölümüz var. Daha fazla üstüne düşünmeye gereken bir şey var mı? Araç önümüze serilmiş zaten. Mi acaba? Şimdi bu düşünce ilk benim de aklıma gelmişse de fark ettiğiniz üzere ben biraz genelin dışında düşünme eğilimi bir zihin yapısına sahibim. Bu yüzden her ne kadar Melis de etkinini asla senin dışına atmasam da bu olasılığı farklı bir yaklaşım öne sürmeme izin verir. Beni ilk olarak düşündüren şey John'un temsil ettikleri. Şimdi bu kuram kesinlik arz etmediği için kuramdan yola çıkarak bir kuram meydana getirmek çok sağlıklı görünmüyor. Bunu kabul ediyorum. Yine de yine de değerlendirmem içinde bu mevcudiyetini koruyor. Şimdi bildiğiniz üzere elimizde bir Azar Ahai efsanesi ve kaineti var. Ayrıca onunla bağdaşlarından bir vaat demiş prens keneti var. İlk dönemler bu iki karakterin tek karakter olduğundan çok emindim. Zira Eamon ve Melisande de bu şekilde konuşmuş. Biri prens derken diğeri Azar Aha ismi kullanmıştı. E, diğer yandan bu efsanedeki geçen kişinin gerçekten de tüm insanlığı kurtaracak bir kahraman olduğuna ve hikayenin geleneksel bir iyi kötü karanlık aydınlık savaşına inandığım zamanlardan kalma bir düşünceydi bu. Şimdi tabi bunu tersini düşünüyorum. Bunun için iki kişinin tek kişi bir anlatılmasının Martin'in kırmızı ringası yani yemi olduğunu düşünmekteyim. Elimizde iki karaman var, karaman var ama biri gerçekten tüm insanları kurtarabilecek bir karaman iken diğeri sadece ateş ta tarafının karamanı. Bana göre Jon Snow buz ve ateşin özelliklerini kendi içinde barındıran ve iki taraftaki savaşa son vererek denge getirecek, ahenk getirecek kişi. Eğer serinin sonunda Vestoros'un başına Bran kral olacak ise Jon'un ebeveyninin kim olduğu gerçeğinin seri içinde bir anlam icap etmesi gerekiyor. Yoksa serinin en büyük tibüsü olan bu meselenin içi çok boş kalacak. Bu da haliyle denge olarak en güzel işlenebilecek şey gibi. Sonuçta Jon'un ilk povundan beri manipüleci ve ara bulucu özelliklerin öne çıkartılması boşu olmasa gerek. Hatta bizim için bir fragman. Jon içinse bir eğitim gibi yabanın ve nöbet arasındaki binlerce yıllık düşmanlığı, düşmanlığın sona erdirmesi için yaptıkları, ettikleri e, boşa gerek boş yere olmasa gerek diye düşünüyoruz. Yani karakterlerin temaları çerçevelerinde özelliklerini geliştirip olaylarla sınandığını görüyoruz aslında. Şimdi Arya'nın ölüm teması ile sürekli ölümle yüzleşip sınanması ve yüzsüzler tarafından eğitilmeye başlanması. Dene'nin hükmetme fethetme arzusu ile şehir fetihleri ve yönetme deneyimleri ile ve de ejderhalarla ateş gücüyle bu kadar içli dışlı bir hikaye sergilemesi gibi Jon'un da düşman taraflar arasını, düşman tarafların arasını yapması bir araya getirip birleştiren unsur olması. Böyle söyleyince açıkçası kendimi bir kez daha ikna ettim. Siz ikna olduğunuzu ben bilmiyorum. Yani varmak istediğim nokta şu. Eğer John gerçekten de buz ve ateşin savaşını sonlandırıp iki düşmanı bir araya getirip barış sağlayacak unsur ise John'un kendi içindeki bu buz ve ateş dengesini korumaya devam etmesi gerekir. Eğer Melisandre bir ateş rahibesi olarak John'u ateş büyüsü ile diriltirse yahut farz ediyoruz buz tarafından biri John'u buz büyüsü ile diriltirse John'un içindeki bu buz ateş dengesi sekteye uğrar. Çünkü artık John ya bir ateş white'ı ya da bir buz white olacaktır. O zaman denge unsuru ortadan kalkacak. Zira John tek bir yere ait olacak. Oysa bizim onun iki kere yere de ait olmasına ihtiyacımız var. Tek bir yere de değil. E John'un en başta özelliği zaten hem buz hem de ateş olması. Hem kurt hem ejderha olması. Bu yüzden Melisande aracılığı ile bunu olacağını zannetmiyorum. En azından doğrudan. Lakin eğer ki şarkıcıların eski kuzey güçlerin aracılığı ile dönerse eski bedenine o zaman bu ikililiği korumaya becerir zira ne buz ne de ateş vahit olmuş olacak. Bu üç baş videomda zaten bu şarkıcıların tarafı ve doğa büyüsü meselesine ayrıntılı değindim tekrar etmeyeceğim. Ha Melisa'nın dener mi? diriltmeye Jon'a deneyebilir. E şimdi John'a Stannis için e ihtiyacı olduğunu söylüyordu. E bu yüzden onu diriltmek isteyebilir. E Sur'da biraz zaten daha güçlü olduğu için Melisande için başa orun daha yüksek nasılsa. En azından onun bakış açısında. E buna karşın John'un ölümünün emsallerinden bir farklı da var. John'un insan bedeni ölüp ruhu bedeni terk etmişse de sağda solda sağa sola karışıp yok olmadı. Doğrudan hayatın vücuduna gelerek ikinci bir hayata başladı. Yani John öldü ama şu an tam anlamaya bir ölü değil. Berik ve Ket ölmüştü ve ruhları bir yerdeydi ve ateş öpücüğü ile ruhları geri çağrılmıştı. Muhtemelen soğuk el içinde aynı şey geçerli oldu. Lakin Jun'un ruhu öteki alemde değil canlı kanlı bir bedende hali hazırda yaşıyor. Bu yüzden Melisen de bir deneme yapsa bile %90 Jun'u geri getiremeyecek. Zira zaten hali hazırda bedeni olan bir ruhtan bahsediyoruz. Nereye gidiyorsun? Şimdi Melisande'nin geri getirme yöntemi olarak Şirin'i veya işte Hayret'i kurban etme fikri de ortaya atılıyor. Ama bu iki açıdan bana anlamsız ve temelsiz geliyor. Şimdi ilk ki Şirin Krastenis'in sadece çocuğu değil aynı zamanda varisi. Şimdi böyle önemli birini Jon'u diriltmek için kurban edeceğini düşünmek çok saçma. Şimdi Stenis ne diyecek? Demez mi? Bir piç için de benim kızımı kurban ettin. Yani öldürmez mi Melisandre'yi ya? Annesi ne diyecek? Eyvallah al kızı kurban et bir piç için sorun değil. İkincisi hayalet ve şirin için de geçer olarak e, biz ne zaman kurban ederek insan dirilttiğini gördük arkadaşlar. Yani Drogo'yu örnek gösterecek olan olursa diye peşinen söyleyeyim o ölü diriltme değil ölmesini engellemek için yapılan bir kan büyüsüydü. Hayli aynı kefetik değil. Zaten ölü diriltme aynı işe yaramıyordu o dönemde hatırlayın. Belik ve ket için insan ya da hayvan kurbanı gördük mü peki? Toros 6-7 kere insan kurban etti mi ya da hayvan? Cevap kocaman bir hayır. Haliyle John'u diriltmek için ne hayalet ne de şirin kurban edilmeyecek. Böyle bir diriltme büyüsü yok yahu. Şirin başka bir seviyede başka bir şekilde ölecek. Hayalet ölecek mi hikayede bilemeyeceğim artık. Elbette Melisandre'nin başarısız denemesinin ardından sorunun sebebinin John'un bir şekilde hayaletin içinde yaşadığını anlarsa da e, hayaleti öldürüp John'u ikinci kere öldüreyim de öpücük verip geri getireyim oğlunu diyeceği bir iddia da e, öne sürülebilir. E, böyle durumda en az iki açıdan sakıncalı. İlki şimdi John'un bir kere ölmesi yetmezmiş gibi iki kere ölüp dirilmesi sorunun üstündeki büyü, e, sorunun sorununun üstünde Büyük etki yaratacak olması yani iki kere travmatik bir deneyim yaşatmış ol olacaksın oğlana ve John'un ciddi bir kişilik değişime uğrayacağı ortada çok daha karanlık bir şey olacağı ortada. E bunun sonucunda Melisande'nin hayatta kalması güç ben olsam Melisande cayır cayır yakar kendisinin silahından tattırırdım. Yani kurtlar star çocuklarının bir parçasıdır. John onu bir süre hissedemedi, hissedemediği zaman içinde bir eksiklik hissediyor ve yalnızı çekiyordu. E, bu yüzden kurda sıradan evcil hayvan muamelesi çekmesini bekleyemeyiz. Hayalet John ve John da hayal et. Haliyle Melisandre'nin kendini kurtarması tam bir mucize olurdu. Elbette John'un kurdun içine yaşadığını anladığını farz edersek. Gerçi kadın gerçekten bir yaşın gören ise böyle bir kuram da var. Gözleri yüzünden malum gözler kırmızı gözler ve ve yosun yeşili gözleri genelde yeşil görenlere işaret ediyor. aile bir yeşil gören ise aynı zamanda onun bir deri değiştiren de olduğunu gösteriyor. Ve bu ve birbirini hissedip görebildiklerini gösteriyor. Yani John'u evet görebilir bir şekilde fark edebilir. Yani mesela kartalı yakması da muhtemelen içinde birinin olduğunu anlaması yüzünden olabilir. Yoksa insan durduk niye bir kartalı yaksın. E bir diğer sakıncalı kısım ise olay ve o hikaye örgüsü bakımından çok saçma ya. Yani sağ elle sol kulağını tutmak gibi bir şey bu. Martin, John'u Melisandre'nin diriltmesini istiyordu ise yapmasa gereken yani. tek şey John'u Allah'ın bir şekilde öldürmekti. Berik ve -be Ket gibi. Böylece ruh geri çağrılabilir ve diriltilebilirdi ama ateş vaati olacaktı ve bunun sakıncısı zaten değildi. Bunun yerine John'u hayatın içine sokarak öldürdü. Neden? Şimdi John'un daha karanlık ve daha kutsu olması için mi? Şimdi bunun için aslında hayaletin içinde yaşamasına gerek yok. Videonun başlarında anlattığım gibi word dizginlerini kurda bırakırsa kurt hüküm sürer ve insan canavarlaşır. Bu yüzden John'un daha kursu olması için illaki kurdun içinde ikinci bir hayat yaşaması gerekmiyor günlerce. E daha karanlık bir ruh hali içinde travmatik ölüm zaten yeterli. Bakınız Catelyn. E John da kendi açısından Cat kadar olmasa da travmatik bir ölüm yaşadı. Kendi açısından muhtemelen bunu gene bir ihanet görecek. Zaten ilk bıçağı yedi neden diye soruyor. Ve eylemin sebebini anlam veremiyordu. Oysa bizim için cevap basit. Yemin bozun kardeşim o yüzden. John bu eylemi kendi bir ihanet gördü. Yani en azından görecek uyandığında. Lakin en önemlisi John da Cat gibi sevdiği birini kurtarma kurtaramama acısı arasında böyle sıkıntı yaşıyor, ızdırap yaşarak ölüyor. E daha önce söylediğim gibi John'un 5. kitap başlarında beri Arya odaklı bir hikayesi var. Onun tamamlanmamış, bitmemiş işi, vazifesi Arya'yı kurtarmak ve korumak, güvenliği sağlamak. Bu da Jon'u geri getirecek çapa olacak. Amaç. Bu yüzden Cat ve Jon'un ölümü birbirine biraz benzer ama fark Cat intikam peşindeyken Jon muhtemelen koruma peşinde olacak. Yani Arya koruma peşinde olacak. Elbette Ramsey'in boğazını sıkıp öldürmek gibi arzuları da vardı. Muhtemelen onu da yapmadan rahat etmeyecektir bizimki. Pekala. John'un bitmemiş işi Arya. Hale geri dönüş için bu amaç çapı olarak kullanılacak. Güzel. Bu iyi. Onu geri getiren kişi Melisande de olmayacak. Bu da tamam. E o zaman bu olan nasıl geriye geri dönecek bedenine? Şimdi John'un ve Hale'in içinde ve, ve, de Sur'un içindeki güç sayesinde diyerek başlıyoruz. Melisande bu üçünde de güç olduğunu yani aslında büyü olduğunu söyledi değil mi? John bu güce karşı direniyordu. Olan şartlarda bir deri değiştiren ikinci hayatına başladığı zaman bu son bulur ve zaten bir daha deri değiştiren gücüne sahip olamaz. Çünkü keşiği deri değiştiren yapan kanındaki büyüdür. Bir başka insan ya da hayvanda böyle bir büyülü kan yoksa deri değiştirin tüm güçlerini yitirirsin. Bu yüzden Varemir artık bir deri değiştiren değil. Bu şekilde baktığımızda John için hala en iyi aday Melisandre görünüyor şüphesiz. Ama ne dedim? Sur'da, John'da ve hayalette güç var. Hayalet mantıken John'un bedenine hala büyüsel olarak bağlı ve John da hayalete bağlı. Hayalet John Snow bir şekilde ve bir sebeple hayaletin içindeki gücü ve kendi bedeniyle olan bağını kullanarak ki şuradaki büyü de muhtemelen buna yardımcı olacaktır. Kendi bedenine dönecek. Peki bu sönere nasıl gerçekleşir? Net bilemeyiz. Sonuçta kitapları biz yazmıyoruz arkadaşlar. Ama tahmin etmek gerekirse Melis Randell'in başarısız diriltme denemesinden sonra e, yapmayabilir de, ama deneyecekti diye düşünüyorum. John için bir cenaze düzenlenir. Yüksek ihtimalle de yakacaklar zaten. Bir ihtimal bunu gören Hayalet John panikleyebilir ve içgüdüsel olarak bedene geri dönüş gerçekleştirebilir. E, Varamir kartalın içindeyken zaten yandığında içgüdüsel olarak kendini kartalın dışına atmıştı ama o sırada elbette acısını yaşamıştı çoktan. E, Bren, yaz yaralandığında da acısına katlanmak için kendini dışına atmış ve kurt kendine gelene kadar içine girmemeye özen göstermişti. E, ya tamamen başka bir şekilde e, bu iş gerçekleşir ama sonuç olarak illaki gerçekleşecek. Aslında bu olayın cenaze merasim sırasında olacağına dair çoğu hayran tarafından kabul görmüş diyebileceğimiz bir işaretimiz olabilir. İlk kitapta hatırlarsınız, Denen'in Drogon'un kan aynı sırasında çadıra çadırda gördüğü yanan bir insan ve iri bir kurt gölgesi vardı. Bu dikkate değer düşünürcü bir düşündürücü bir sahneydi. Belki bu Jon'un e, cenazesine işaret ediyor olabilir. Şimdi buraya kadar tamam. John'un geri dönüşü amacı var, gücü var ve John erildi. John'un değişimi nasıl olur? Martin karakterlerin devam olarak geliştiriyor. İstisnalar elbette ki var ama hani John aile ve deneye baktığımızda bunu net görebiliyoruz. Ölüp dirilmenin kişinin ruhunun bazı yönlerini değiştirdiğini ve travmatik bir ölüm yaşamazsa bu değişimin daha karanlık olduğunu gördük. John'un ket kadar olmasa da yaşadığı travmatik ölümü onun daha karanlık bir ruh haline bürünmesi zaten neden olacak. John eski John olmayacağı, John'un almayacağı kararları alıp yapmayacağı şeyleri yapar hale gelecektir. Misal, eski John rehine aldı o yabanlı çocukları öldürmeyebilirdi ama yeni John'un bunu yapabileceği bir kişiliği olacaktır. Eski John'un eyvallah çekeceği durum ve hayallere yeni John muhtemelen böyle davranmayacaktır. Daha sert, daha acımasız ve bazı yönlerden daha gaddar bir John görebiliriz. Göreceğiz hatta. Kısacası muhtemelen eski kış krallarının yansımasını John'un kendisine görmeyi başlayacağız ki bence bu harika bir şey olurdu. Çünkü böyle bir e, karaktere ihtiyacımız var şu anda. Tormund'un 5. Kitap, kitapta Jon'a zaten sık sık tekrar ederek bence Martin'in işaret verdiği gibi Jon Snow kara kalpli kara olarak daha fazla öne çıkacak. E, muhtemelen hayretin içinde olmaktan kaynaklı kurtsu bir tarafta görebiliriz. Bu da onu daha vahşi ve tehlike yapacaktı. Ki John zaten öfkeden gözü döndüğünde kendini kontrol edemezse karşısındakini öldürme yönelik saldırıyor. mesela engel olmasalar da Alistair Thorne'u iki kere kurbağaydı bir kere çoktan öldürmüştü. E, bunu sık sık gerçekleştiğini, gerçekleştirdiğini ve başarı olduğu sahneler görebiliriz belki. eski Stark düşmanı korksun bu durumda. Özellikle Eski John'u hatırlayarak John'un ne yapacağı ve ne yapmayacağı konusunda bahis oynamamak daha akıllıca olacaktır. Zira yüksek ihtimalle eski John'a göre tahminler yaptığımızda bahsi kaybedeceğiz. Elbette ki John'un 180 derece değişip sıfırdan 7 bir karakter dönüşeceğinden bahsetmiyorum ben burada. Eski John'un yansımını görmeye illaki devam edeceğiz arkadaşlar ama eski John bir çocuktu. Ama 6. kitaptaki John yetişkin büyümüş bir adam olarak karşımıza çıkacak. Bir kış kralına yarışır şekilde. Çünkü hepimizin de bildiği gibi kış geliyor ve önümüze kış rüzgarları esiyor. Videomuza burada son veriyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.